4. Biz cesur oyuncağız. Biz cesur oyuncağız. Hep beraber yaşarız. Hep beraber yaşarız. Kulina'dır başımız. Kulina'dır başımız. O bizim hep canımız. Tekrar etsene. O kısmı söylemeyeceğim. He? Kulina benim canım falan değil. Onu sevmiyorum, anladın mı? Bu söylediklerin çok kötü. 20 şınav çekeceksin ceza olarak. Başla hadi. Çok oluyorsunuz ama. Sizi var ya size. 40 oldu. Aa. Kulina balkondan bakıyor. Ben olsam Gorfon dediğini yapardım. Hadi bakalım şoker. 40 şınav. Ah Kulina. Aferin çocuklar, devam, beş, devam. Şokeri öyle diyorum ki huzurluk düşünceli hali kalmadı. 7, 8. Kulina, yeter artık. Canım çıktı, tabanlarım patladı ya. Böyle ceza olur mu? Şokerciğim, aslında bu ceza değil, sana ödül. Çakı gibi bir oyuncak olacaksın. Daha ne istiyorsun? Şuna bak. Devam. Duydun mu Kulina'yı? Hadi bakalım, devam et. Kurşun, senin bittiğin an bu andır. Söyleyeyim sana. Tehdit ha? Cezan 50 şınav oldu. Devam et bakalım. Hadi. Aa, Nana? Buyurun. Ayol bu ne hal? Maskeli baloya falan mı gidiyorsun? Rica ederim, biraz ciddi olun. Manasız alaylarınızı başkalarına saklayınız. Ay hakikaten de Özgün'ün kulakları çınlasın. Şaka gibi. Ay Nana, buraya gelirken yolda kafana bir şey falan mı düştü senin? Ay yoksa birdenbire kafayı mı üşüttün yine sen? Sizin seviyenize inmeyeceğim. Terbiyem buna müsaade etmiyor. Lakin kıyafetimden ziyadesiyle memnunum. Ayrıca nesi varmış kıyafetimin? Ay nesi mi var? Yok bir şey canım. Çok güzel, çok. Ay şunun topuzuna da bakın. Bu bahsi kapatmak istiyorum. Zira Hakan Bey'le ufak bir işim vardı. Onu halledip gideceğim. Nana? Ne yaptın kendine böyle? Hiç. Nasıl hiç? Şu haline baksana. Rica ederim. Ben buraya mühim bir sual sormaya gelmiştim. Bu konuşma biçimi de ne böyle? Nana iyi misin sen? Beğenmedin mi? Yani çok tuhaf olmuşsun. Yani kusura bakma ama çok komiksin. Öyle mi? Ne soracaktın bana? Hiç. Önemi yok. Ben gideyim artık. Nana'yı nasıl buldun Hakan'cığım? Ay bence sen bu kızı kesin bir doktora götür. Yok daha neler. Ama gerçekten de komik olmuşsun Nana. Ben şaka yapmak istemiştim. Ben artık gideyim. Baksana, ne güzel anlaşıyorlar. Keşke benim de böyle bir kız arkadaşım olsaydı. Gamze var ya. İyi de Gamze ile arkadaş gibiyiz. Ben onun için özel ve önemli olmadım ki hiçbir zaman. Ben bu işlerden pek anlamam ama Gamze için önemli olmak istiyorsan ona iyi ve kibar davranmalısın. Kızlar kibar erkekleri severler. Aman tam da Emre'ye göre. Sen karışmasana gıcık. Ama doğruyu söylüyorum. Sen tam bir çocuksun. Kızlara nasıl davranacağını asla bilmiyorsun. Hazır bir tane patlatırsam görürsün.
Bak işte ne kadar kaba ve terbiyesizsin. Hiç de değil. İstersem çok kibar olabilirim. Sen mi? Bunu asla başaramazsın. Var mısın iddiasına? Herkese karşı, özellikle de Gamze'ye karşı çok nazik ve kibar olacağım. Bir günü köleliğe ne dersin? Hem böylece sana intikamımı da almış olurum. Kabul. Emin misin? Sen bana güven yavrucuğum. Bak nasıl kibar olacağım. Peki. İşte geldim. Neredesin kızım ya? Seni bekliyoruz 46 yıl. Şaka gibi. Kütüphanedeydim. Gamze'cim. Bahçede ıstırıkların futbol turnuvası var. Gidelim mi? Ama ben bale çalışmasına gideceğim. Sen de benimle gelsene. Belki sen de bale çalışmasına katılırsın. Kafayı mı yedin kızım? Beni okulda görürlerse bir daha insan içine çıkamam. Emre, gerçekten çok kibarsın. Bale çok güzel bir sanat dalı aslında. Neden olmasın? Yani benimle çalışmaya gelecek misin? Hay hay. Özgeciğim, saçların bugün ne kadar güzel olmuş. İşte bu gerçekten şaka gibi. Bayanlar, lütfen önden. Ne yapıyorsun sen? Ne yapayım güzel kızım? Çay istemişlerdi de. İyi de içeride çok önemli bir müşteri var. Neden Hakan'ın sekreteri getirmedi çayları? Ya o şu anda çok meşguldü de ben şey yapayım dedim. Bu kılıkta içeri girmen uygun olmaz. Ver şunu. Aa, olmaz güzel kızım. Ya versene be. Aa. Bak o zaman şunu Hakan Bey'e verirsin. Açık istedi o. Hakan ne zamandan beri açık çay içiyormuş? Vallahi bilmem. Benimkisi açık olsun, açık olsun dedi ısrarla. İyi, iyi, tamam. Hadi sen aşağı in. Bu kılıkta dolaşman pek uygun olmaz yani. Peki hadi. Hanım kızım. Maşallah, maşallah benim aslan kızıma. Şimdi sıra müdür beyde. Evet, hiç fena görünmüyor. Merhabalar. Çay istemişsiniz. Yok ama iyi olmuş. Bihter hanımefendi, bir fincan çaya hayır demezsiniz sanırım. Evet. Bihter Hanım, Simge Hanım. Merhaba, memnun oldum. Memnun oldum. Lütfen buyurun. Hakan Bey, sizinki açık. Teşekkür ederim. İnşaat alanını toplam ne kadar düşünüyorsunuz? Bakın işte burada. Yaklaşık 6'ya 1 oranda. Herhalde İstanbul'da böyle geniş bir bahçeye sahip bir yer yoktur. Güzel. Pardon, bana biraz izin verir misiniz? Ne oluyor bana böyle? Tansiyonum mu düştü? Hay aksi, tam da sırasıydı. Göreceksin bak. Sen de kısa zamanda Bali'yi çok seveceksin. Çok yakışmış. Ne diyorsunuz siz be? Ne diyor lan bu? Yani arkadaşlar, ne kadar da çok şakacısınız. Biliyorum ki siz de sanata saygılısınız. Allah Allah ya. Yürü ya. Sakın bir şey söylemeyin, yoksa fena olur. Neden? Sana zorla mı giydirdiler bu kıyafeti? Yo, kendi isteğimle giydim. Böyle benim için çok önemli bir sanat. Aferin Emre, aferin. Seninle ne kadar gurur duysam azdır. Çocuklar, yaşamımızda sanatın yeri çok önemli. Biliyorsunuz, ben de opera sanatında çok yetenekliydim ama eğitimcilik aşkım ağır basınca bırakmak zorunda kaldım. Öğretmenim, bizim için bir şeyler söyler misiniz? Tabii yavrum, seve seve. Oyken şelandor le antike baskere mette aulatore e in palpebo riprendere
şaka gibi. Çok güzel. Bravo müdürcüm. Harikulade söylüyorsunuz gerçekten. Efendim, çocukları ısrar edince onları kıramadım. Alkışlara bakılırsa çok beğenmiş görünüyorlar. Sizin beğenmeniz her şeyden önemli benim için hanımefendiciğim. Hadi çocuklar, zil çalıyor. Hadi bakalım sınıflarınıza. Tatlım. Hanımefendiciğim, buyurun. Odama geçelim. Tabii efendim, memnuniyetle. Sevgili öğretmenim, afiyet için. Bunu içtikten sonra kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Demek beğendiniz efendim. Sen de kimsin? Çekingin şuradan ayol. İyi be, gideceğiz. İki dakika saklansak ne var yani? Olmaz, bu benim çerçevem. Yemedik ya çerçeveni. Çekil şuradan terbiyesiz. Aa, bak seni çağırıyorlar. Buyurunuz hanımefendiciğim. Aslında en büyük hayalim ne biliyor musunuz? Ne? Günün birinde pencerenizin altında ta sabahlara kadar serenat yapmak. Come prima, più di prima, amerò. Ay çok hoşsunuz. Ama inanın, günün birinde bu çılgınlığı yapacağım. Tabii bana nerede oturduğunuzu söylerseniz. Ah, epey uzak. Hiç zahmet etme. Çok çok uzak. Olsun. Dünyanın öbür ucu da olsa emin olun gelirim. Ay, şimdi de buna kafayı taktı. Allah Allah. Bunlardan da çay istersin getirmezler, istemezsin getirirler. Hanımefendiciğim, emreder misiniz? Ay yok, biliyorsunuz çayla kahve bana dokunuyor. Başka bir şey ister misiniz? Yok yok, hiçbir şey istemem. Lütfen siz buyurun. Teşekkür ederim. Bir şey mi oldu? Bir an başım döner gibi oldu. Ama nedeni aşikar. Güzelliğinizden başka başımı döndüren ne olabilir ki? Vallahi şair gibi konuşuyorsunuz. Yarısın iç, iç de yarısın. Evet, sanki daha iyi gibiyim. Var. Projeyle mi ilgili? Yok, hayır. Doğrusunu isterseniz bu kağıtlardan pek bir şey anlamadım. Daha sonra bir ahbabımdan da incelemesini isteyeceğim. Sorun aslında şey, sanki ailemizin tarihine ihanet ediyormuşum gibi geliyor desem, bilmem beni anlar mısınız? Hepsi toprak olmuş. Bu hala tarihten söz ediyor. Hı? Aman be güzel ablacığım, ne olacak yani? Sen yapmasan senin çocukların, torunların yapacak bu işi. Öyle bir arazi boş bırakılır mı? Düşündüğün şeye bak. Ha, biri orayı çıtır çıtır yer valla. Hakan, iyi misin sen? He. Bu tarz konuşmalardan hoşlanmadığımı söylememek gerek var mı bilmiyorum.
Rica ederim biraz daha ölçülü olun. Basit biçimde arazi diyerek küçümsediğiniz yerde Osmanlı tarihinin önemli olayları yaşandı. Allah Allah. Affedersiniz efendim. Hakan, benimle evet. Gelir misin? Şimdi geliyoruz efendim, kalk. Dur be koçum, çekiştirip durma. Geldik işte ya. Çık. Dur ya. Çık. Allah Allah. Anlaşılır gibi değil. Biraz rahatsızdı Hakan. Sanırım ateşi çıktı ondan. Öyle olsa gerek. O öyledir. Abicim sen delirdin mi ya? Ne yapıyorsun öyle? Bana bak aslan. Öyle el kol hareketini sevmem ben. Eline ayağına sahip ol. Çaktığımı yer çakar ona göre ha. Hakan, bu nasıl konuşma böyle? Delirdin mi sen? Neler diyorsun? Hem bu üstünün başının hali ne böyle? Ha? Aman be. Öyle karı gibi kırıtıp durma karşımda. Sinirimi bozuyorsun ha. Tamam. Anladım. Kötü bir şaka yapıyorsun herhalde. Ama şimdi hiç sırası değil Hakan. Uzatma lan. Yalan mı söyledim? Kadının elinde İstanbul'un en değerli arazisi var. Hala şekil yapıyor. Yok ailemizin tarihiymiş. Yok antin, yok kuntin. Gitsin artistini başka yerde yapsın. Asabımı bozmasın benim. Tamam abicim. Haklısın. Hadi abicim. Hadi gözünü seveyim. Sen git dolaş biraz. Şu toplantı bitene kadar ortalıkta görünme, olur mu? Canıma minnet ya. Gidip küçük bir kupon yaparım ben de. Ne? Altılı oynamayı nereden öğrendin? Sen bilmezsin ki öyle şeyleri. Hadi lan Armut. Sen giderken biz geliyorduk. Bu işlerin kitabını biz yazdık, biz. Tamam abi. Git altılı oyna. Sarat, ne yapıyorsan yap. Ama bugün buralarda görünme. Yoksa gül gibi işi kaybedeceğiz. Oğlum para yüzünden maymuna dönmüşsün sen. Delikanlı adamı bozar bu muhabbet. Durulmaz zaten burada. Vay, ne haber kız? Toplantı, toplantı. Evet. Efendim, Hakan Bey biraz rahatsız. Kullandığı ilaç yüzünden olmalı. Biz devam edelim. Aslında bugünlük bu kadar yeterli. Buradan bir müzayedeye gitmem gerek. Ben finansman işlerini hallettikten sonra sizi tekrar arayacağım. Hay hay. Görüşmek üzere. Güle güle. Güle güle. Müdürcüğüm, bir doktora gitsek mi acaba? Müdürcüğüm. Müdürcüğüm. Yeter be kadın. Ne bağırıp duruyorsun kulağının dibinde? Müdürcüğüm, müdürcüğüm, müdürcüğüm. Ne var? Ama müdürcüğüm. Bak hala devam ediyor. Sen müdürcüğümden başka bir laf bilmez misin? Ne oldu size böyle? Ne olacak? Aylardır peşinde koşturuyorsun beni. Elime ne geçti? Koca bir hiç. Bir öpücük bile vermedin. Ama. Aması falan yok mu işin? Gel buraya. Gel buraya, nasıl yapmam? Seni öpmeden bırakmam. Gel oraya. Ay sen kim öpüyorsun be? Git şuradan. Terbiyesiz, delirmiş bu ayol. Bunu hak ettin. Seni utanmadan yapmaz. Ne yaptın benim yavruma? Aman sus be kadın. Ne oldu? Ne oldu bana böyle? Kim giydirdi bana ulan bu gömleği? Bana bunu giydireni bir elime geçirirse sorarım ben ona. Çocuklarla neden koşuyorsun? Ay çocuklar, müdürünüze bir şey olmuş. Kendinize dikkat edin, olur mu? Benim hemen gitmem lazım. Ne oluyor? Kulina! Kulina buraya gel. Nerede? Gördünüz mü Kulina'yı? Kimse ben git demeden buradan gidemez. Kulina! Kulina! Müdür delirmiş çocuklar. Gözlerime inanamıyorum. Bu nasıl olur? Şaka gibi. Ay. Ay, şu tabloya inanamıyorum ya. Bu koku odadan bir ay çıkmaz artık. Evet.
Ne bakıyorsunuz öyle kedinin ciğere baktığı gibi? Gelsenize. Soğanla koyacağım Bar abi. Soğansız tadım olur koçum. Vallahi bu merete çok lezzetli. Hele de bol soğanla. Ay inanamıyorum ama ya, bu kadar da fazla ya. Oldu hala ortalarda yok. Ay bir insan nasıl böyle birdenbire 180 derece değişebilir, ben anlamıyorum yani. Of, hayırdır Emre? Özgen Hıfzı istedi, biliyorum. Size çok garip geliyor ama ne olursa olsun centilmenlerden bırakmamam gerek. En azından yarına kadar. Simge'nin söylediklerine çok takıldım. Ne demek istedi acaba? Vallahi ben de anlamadım. Hakan'a ne olduğunu çok merak ediyorum. Bir an önce gelse de öğrensek. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Sabır. Sabır. Sabretmem lazım. Sabretmem lazım. Bence bu duruma daha fazla dayanamayacak. Doğursun istersen benim doğum odum. Al. Anlamadım. İşte suyun Özgeciğim. Afiyet şeker olsun. Ama bu soğuk. O zaman git sıcağını kendin al gıcık. Ne dedin sen? İyi de daha iddiayı kazanmadan istediğini yaptırıp beni köle gibi kullanıyorsun zaten. Nazlık olmak kolay değilmiş, öyle değil mi Emreciğim? Evet Özgeciğim. Böyle saçma bir şey olur mu ya? Haber vermeden hiç bu kadar gecikmezdi. Telefon da kapalı. Ay başına bir şey mi geldi acaba? Geldi işte. Ne haber kız? Hakan? Baba. Ne oldu sana? Yok bir şey. Evladım, ne bu halin? Ne oldu sana? Yahu, ikide bir sorgu katibi gibi. Ne oldu, ne oldu deyip durmayın. Canım sıkkın zaten. Ufak bir münakaşaya girdik. Hı? Cabar abiyle bir mekanda takılıyorduk. Elemanın biri arıza yarattı. Biz de dersini verdik o kadar. Ürkecek bir şey değil yani. Babacığım inanmayacaksın ama müdür bugün benim kulağımı çekti. Ne yaptın kerata yine? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmadıysan niye kulağını çeksin lan? Hem dayak cennetten çıkmadır. Arada bir ye ki aklın başına gelsin. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ay buna bir şeyler olmuş. Ne dikiliyorsunuz tepemde be? Otursanıza. Oğlum aç mısın? Bir şeyler hazırlayayım mı sana? İstemez. Meyhaneden geliyorum. Sen hiç böyle yapmazdın. Gecikeceğini de haber vermedin. Merak ettik. Size hesap mı vereceğim be? Koskoca adamım ben. Ben Özgür'ün suyunu götüreyim. Oğlum sen cins misin ya? Bırak o suyu. Sen erkek adamsın. Onlar sana hizmet etsin. Hanım evladı gibi kızların gözüne girmek için böyle şeyler yapmak yakışıyor mu lan sana? Sen kimin olursun lan? Ay canım ne var? Arkadaş onlar. Bir bardak su istemiş, o da götürüyor işte. Kafamı bozma benim. Götüremez efendim. Aa saçmalama Hakan ya. Sen kime bağırıyorsun be? Hem sen kızının avukatlığını yapacağına, üstündeki eteğe bak bir kere. Aa. Bir daha bunu giyersen keserim ona göre. Seninkini de keserim lan ha. Adam gibi giyinin lan. Çileden çıkartmayın beni. Allah Allah. Allah'ım yarabbim ya. Nerede kaldı bu? Bilmem. Belki de banyoda gizli gizli ağlıyordur. Ne ağlayacağım be? Hani benim suyum?
Su mu yok? Git kendin al. İddiayı kaybetmek üzeresin ona göre. Başlatma iddiandan. Ne istiyorsan yap. Benim böyle saçma sapan işlerle uğraşacak vaktim yok. Anladın mı kızım? O halde bir gün boyunca kölem olacaksın. Vallahi elimin tersiyle bir tane patlatırsam görürsün sen köleyi. Onlarınla böyle davranmaya hakkın yok. Şşş! Avukatı mısın bu yamuğun be? Kapan müzik zaten. Susun da bilgisayara takılıyor. Cır cır cır. Anlamadım. Yumucuk bu çocuğun hali. Yavralım kardeşim. Hakan'cığım, ne oldu sana? Neden böyle davranıyorsun? Nasıl davranıyorum be? Bunaltma beni. Film izliyoruz şurada. Bana böyle davrandığına inanamıyorum Hakan. Sen tam, yani tam bir şey olmuşsun. Delikanlı mı? Hayır. Tam bir maganda olmuşsun. Sen kime maganda diyorsun be? Ayağımın altına almayayım seni. Bana böyle davranmana izin vermeyeceğim Hakan. Ben gidiyorum. Aman be, güle güle. Çok üzüldüm. Gittiğin yerlere benden selam söyle. Anne, Emre bana çok kötü davranıyor. Kızım, babasını örnek alırsa olacağı bu işte. Ne diyorsun ya sen? Çek git kızım, kafamı bozma benim. Şurada iki kuruşluk keyfimiz var. Onu da bozma be. Üzülme kızım. Üzülme, düzelir. Neden tamam böyle ya oldu bu çocuk? Bilmiyorum ama belki de bu işte Nana'nın payı vardır. Niye beni suçluyor şimdi? Ben sanki çok memnunum bundan. Kızım, bu işte o mendebur parmağı olmasın. Bugün biz bu konuları konuşmadık mı? Olabilir. Evet. Buna inanamıyorum. Bu iksirin etkisi nasıl geçecek? Bari Nana'ya haber vereyim de kızcağızın kafası boş yere karışmasın. Ama babam ne olmuş sence? Başka biri gibi davranıyor. Keşke böyle olsa, çok eğlenceli. Saçmalama Emre. Ben sana söyleyeyim kızım. Bu şokerin marifeti. İnsan öyle bir günde 180 derece değişmez. Eğer Hakan gerçekten böyle bir kişiliğe büründüyse çok fena. Polina, neredesin? Başımız belada. Ayol, biliyorum. Şoker'in başımıza açtığı belalardan fenalık geldi artık. Hakan da müdüre iksir içirmiş. Ben sana demedim mi? Müdürün halini gözlerimle şahit oldum. Şimdi anladım. Demek benim kulak o yüzden gitti. Hakan da tanınmayacak hale geldi. Aman Kulina Hanım, gözünü seveyim. O senin şifalı şeylerden ver de düzelsin bu çocuk. Yoksa başımız belada. Korkarım, bu pek mümkün değil. Bu şoker haylazı öyle bir iksir yapmış ki geri çevirmek mümkün değil. Kütüphanede araştırdım, hiçbir şey bulamadım. Olamaz. Peki bu ne kadar sürecek? Bilmiyorum Nanacığım. Normale dönecek değil mi? Umarım. Neyse, ben gideyim de biraz daha araştırayım bari. Mutlaka bir yolu olmalı. Şoker, Hadi üzülmeyin. Hadi Şoker, daha hızlı. Devam et. Hadi. Durmak yok. Bunun hesabını soracağım ama sana. Çizgi kafa. Bunu rapor edeceğim. Aman geç kalma. Haksızlık bu. Haksızlık, haksızlık. Nefret ediyorum. Nefret. Nefret, nefret. İnanamıyorum. Demek bu kadar basit bir çözümü varmış. Şoker Efendi, senin için biraz can sıkıcı olacak ama ne yapalım? Madem bu duruma sen sebep oldun, buna da katlanacaksın artık. Bir an önce hazırlamalı şunu. Nasılmış? Bu senin yaptığına dur be tozumuz uçuruk beni Emre. İddiayı kaybettin. Bir gün boyunca kölem olacaksın. Hadi oradan, hiçbir şeyin olmayacağım. Sen küçük mızıkçı bir çocuksun.
ve hiçbir zaman da büyümeyeceksin. Kafamı bozma benim be! Yapmayın! Kavga etmeyin! Size disiplinsizlik yapmak yok demedin mi? Ama yaptığı çok kötüymüş ya öğretmenim. Evet. Şaka gibi. Size anneme söyleyeceğim. Bu işin bir çaresi bulunmazsa kulaklarım eşek kulağına dönecek. Acıdı mı? Acıdı tabii. Acıdı mı? Frida, yeter artık bak, piştim ben, oldu. Ne olur bırak beni. Bak çok fena oluyorum. Daha pişmene var. Abi. Joker. Biraz da sebze. Yeter artık bak, dibim tutacak. Söylemedin değil mi? Yandım ya. Umarım işe yarar bu şokerli sebze çorbası. Hakan herhalde odasındadır. Hakan ne oldu sana böyle? Ya ne olur bu bir şakaysa artık vazgeç. Çünkü hiç komik olmamaya başladı. Kadın işten her an vazgeçebilir. Amma da vikviklendin ya. Delikanlı gibi konuştum, ne var yani? Biz oraya inşaat yapınca ağaçlar tabii zarar görecek. İyi de Hakan, her şeyi söylemenin bir şekli var. Ayrıca benim tanıdığım Hakan böyle bir soru karşısında... Siz merak etmeyin hanımefendi. Gerekirse malzemeleri sırtımızla taşırız. Yine de ağaçlara zarar vermeyiz derdi. Yok artık daha neler lan. Ah Nana, seni Allah gönderdi. Al şu Hakan'ı. Odaya girmesine de sakın izin verme. Aman ben de çok meraklıydım sanki. Kadının gönlü yoksa biz ne yapalım canım? Gönlü vardı da sayende kalmadı. Bakalım toparlayabilecek miyiz? Senin ne işin var burada? Sana çorba getirdim. Çorba mı? Sen kafayı mı yedin kızım? Ne çorbası bu saatte? Ama kendi ellerimle yaptım. Çok güzel. Birazcık tadına bak lütfen. Hadi oradan ya. Çorba morba istemem ben. Git işine. Hakan. Allah. Lütfen ya. Bir kaşık al hiç olmazsa. Hakan. Ben ne yapacağım? Bilmiyorum. Kulina. Kulina. Efendim çocuklar. Acil işim var. Çabuk söyleyin. Kulina müdür bize çok kötü davranıyor. O melek müdürümüz gitti. Yerine bir canavar geldi sanki. Merak etmeyin çocuklar. Bu çorbayı içirebilirsem hiçbir şey kalmayacak. Geliyor. Hayırdır Kulina? Hangi rüzgar attı bakayım seni buraya? Geçen günkü nazlanmalarından sonra gelmezsin sanmıştım. Efendim, size karşı pek de dostane davranmadığımı anladım. İşte böyle. Yola geldin demek sonunda canım. Sormayın efendim, size karşı çok mahcubum. Size kendimi affettirmek için ellerimle çorba yaptım. Bana bak kadın. Böyle şeyler getirip benim karizmamı çizmeye kalkma. Yani ben şimdi burada çocuk gibi çorba mı içeceğim? Bari biberon da getirseydin yanında. Aman efendim ne ilgisi var? Şöyle sıcak sıcak iki kaşıkçık için lütfen. Ay o kadar uğraştım. Ya git başımdan be kadın. Ne çorbası? Hadi. Tövbe tövbe. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Kulina ya. Lütfen iç ne olur. Kızım ne laf anlamaz şeysin sen. İstemiyoruz ya. Ay yani benim bile canım çekti. Yani içim biraz ne olacak ki? Kız o kadar uğraşmış, yapmış, getirmiş. İçsen ne olacak? Sen karışma kız. Alırım ayağımın altına. Ay tamam. Dayanılacak gibi değilsin. Ben yemeğe gidiyorum. Hiç mi hatırım yok yani? Onu akşam artistlik yaparken düşünecektin. Ben sana akşam bir şey yapmadım. Ne olur şundan iki kaşık iç. Ne istersen yapacağım. Ha öyle mi? Hı hı. Tamam o zaman yaklaş. Bir öpücük. Dünyada olmaz. Peki. Sen bilirsin. Tamam hadi iç. Bir tane daha. Hmm.
bekle sen. Ben geleceğim. Ama lütfen. Hiç batırım yok. Sadece bir kaşık. Yahu kadın. Ne laf anlama şeysin sen. Bak yiyorum yemeğimi işte. Rahat bırak beni. Lahmacunum var. Kebabım var. Ayranım var. E ne yapalım? İş başa düştü. İç bakalım şunu. Sen zehirliyor musun yavrumu? Ay sussana sen. Oğlum bitti, bir de sen mi çıktın başıma? Nana. Bu kıyafeti ne zaman giydim ben? Bilmem. Bugünlerde giyim tarzım böyle. Ya şaka mı yapıyorsun Nana? Ağzımda da çok kötü bir tat var ha. Durmadan soğanlı lahmacunları mideye inir. Sen çok normal. Dişinde fırçalamıyorsun tabii. Ne? Tebrikler Hakan Bey. Bihter Hanım bir türlü ikna olmuyor. Bozdun güzelim işi. Kadın ağaçlar konusunda o kadar hassas. Sen öyle dalga geçersen olacağı buydu işte. Ne diyorsun sen? Niye dalga geçeyim? Avrupa'dan hafriyat için özel bir sistem getirmeyi düşünüyordum. Bak kataloğu da şurada olacak. Şurada. Tek bir ağaca bile zarar gelmeyecek. İyi. Gel kendin ikna et o zaman. Ama bu kıyafetle ben kadının önüne nasıl çıkarım? Of ya, of ya, aman be! Her ihtimale karşı evden bir şeyler getirmiştim. Sen bir meleksin Nana. Kesin meleksin. Sen insan olamazsın. Meleğim benim. Düzeldi mi acaba? Ne bileyim. Ama sultanım, ne olur, ne olur bir saniye dinleyin. Benim size böyle bir şeyler söylemiş olabilmem mümkün değil. Ya, işinize gelmeyince hatırlamıyorsunuz demek ki. Eğer size böyle şeyler söylediysem, dilim kökünden kopsun. Hiç lüzumu yok. Bunları söylerken düşünecektiniz. Artık bir daha sizi nasıl affederim bilemiyorum. Sultanım, sultanım. Yalvarırım bana bunu yapmayın. İcab ederse kendimi size affettirmek için ayaklarınıza kapanayım. Ne olur bağışlayın beni. Size böyle şeyler söylediğime göre ya eşek olmalıyım ya da deli olmalıyım.